bir cenazeye katılması dolayısıyla aramızda olamadı. Yok, normalde programında bulmaktaydı fakat bir vekilimizin yakını vefat ettiği için o cenaze katılması gerekiyordu. O yüzden sizlere sevgi ve selamlarını iletiyorum onun da. Kendisi arayıp benim katılmamı istedi. O yüzden de bulunamadığı için kendisi taziyelerini bildirdi efendim. Şimdi Atatürk Merkezi bir tohum bir ülkeyi kurtarır sloganına yola çıktı. Buradaki gördüğümüz kalabalık ve Atatürk'üne gönül verenlerin de artık çoğalmasını gördüğümüzde bu sloganın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Bir tohum bir ülkeyi kurtarır. Sizler her biriniz bu tohumları üreterek, gelecek kuşaklara aktararak bu tohumların sürdürülebilir olmasını sağlayacaksınız. Biz buna gönülden yanıyoruz. Samsun bölgesinde özellikle ata tohumu gönüllerinin oluşması bizim için çok büyük bir kazançtır. Samsun için kazançtır, Karadeniz için kazançtır. Biz böyle görüyoruz. Ata Tohum Merkezi de özellikle Karadeniz tohumlarının ülke çapında yaygınlaşması ve envanter altına alınması amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Burada biz sizden aldığımız tohumları saklıyoruz, üretiyoruz, kayıt altına alıyoruz. Sizin adınıza da kayıt altına alıyoruz. Kim teslim ettiyse bize onları o şekilde saklıyoruz. Gelecek kuşaklarda buradaki envantere baktığında buradaki annesinin, dedesinin, nenesinin isimlerini görecek diye de umut ediyoruz. Bu sürdürülebilir hale olursa. Bu süreçte ikincisini yaptığımız bu tohum takas şenliğinde neden yaptığımızı anlatmak istiyorum size. Niye tohum takas şenlikleri yapıyoruz? Biliyorsunuz çıkan bir kanunla yerel tohumların, sertifikasız tohumların satışı yasaklandı. Bundan dolayı da insanlar bir refleks geliştirdiler. Dediler ki ben bunu satamıyorsam paylaşırım, değişirim, gene kullanırım ama ben o sağlıklı, gerçekten besini ve bu ekosisteme alışmış tohumu ve bitkiyi kullanmam gerekiyor. Buna inanarak da Türkiye çapında tohum takas etkinlikleri ve şenlikler yapılmaya başlandı. Bu yüzden de bizler size çok değer veriyoruz. Çünkü bu ekip ve bu ekiple beraber daha da yayılacak, büyüyecek bir ekip Türkiye'de yerel tohumların, ata tohumlarının gelecek kuşakta artırmasını sağlayacaktır. Biz burada her sene belli bir parsellerimizde kışlık ve yazlık tohumlarımızı üretiyoruz. Yine bu yıl yapacağımız bu uygulamayla yine sizlerle beraber bir tohum gönüllerle beraber bir bahçemizde sizin üretmenizi sağlayacak bir alan size ayarlayıp burada da tohumlarımızın özellikle yazlık tohumlarımızdan başlayarak üretmesini sizin üretmenizi sağlayacak bir alan tahsis edeceğiz. Bu alanımızda hazırlıklarını önümüzdeki haftalar içinde bitecek ve sizlere orada bir yer ayırmış olacağız. Öncelikle burada 232 tohumla başladık. Ata Tohum Merkezi kurulurken şu anda 390 tohuma ulaştık. Bu ciddi bir rakam, gelişme. Ama bu özellikle Karadeniz kıyısındaki illerimize yayıldığında, oradan da gelenler, sandıklardan çıkanlar ortaya çıktığında çok ciddi rakamlar ulaşacaktır. Yine elimize gelen, bu etkinlik dolayısıyla gelen bazı tohumlar var. 4 tane özel tür var. Posof fasulyesi. Evet, onlar da bizim için coğrafi şartı almış ürünler var bunun içinde. O yüzden yörenin çok değerli, kaybolmaması gereken tohumları ve bitkileri bunlar. Onları da mutlaka gelecek kuşaklara sizlerle beraber aktaracağız. Amacımız Ata Tohum Merkezi'nin hem tohumları envanterinin olduğu bir alan oluşturmak hem de çocuklarımıza, gençlerimize de ata tohumun değerlerini anlatacak bir merkez haline tutmak. O yüzden bir sonraki alanımızda eğitim alanlarını oluşturarak pandemi sonrasında gençlerimiz ve öğrencilerimize fidan dikmek, tohum ekmek, budamak, toplamak eğitimlerini de veren bir yer haline tutacağız burayı. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Tekrar ediyorum, bir tohum bir ülkeyi kurtarır. Arkadaşlar, öncelikle çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Tabii kamera göremediği için kalabalık bu tarafta kalmış oldu. Bugünkü etkinliğimizde kısaca özet vermek istiyorum. Ata tohumlarımız organik tohumlar. Atakum Belediyesi ile birlikte yapmış olduğumuz bu ikinci etkinlikte biz yine hem kendi üretmiş olduğumuz organik ata tohumlarını hem de yurdun değişik yerlerinden gelen ata tohumlarımızı bir araya getirip bugün katılımcılarımıza, üyelerimize, davetlilerimize hediye ediyoruz. Tabii bunlar ücretsiz hediyelerdir. Sizden isteğimiz bu tohumların üretilmesi, tabii tüketebilirsiniz de ancak aldığınız kadar tohumun
En azından bir tanesinden, çünkü 30 tane fide büyütürseniz bir fideden en azından bir tane domatesten 300-400 tane tohum çıkacaktır. Bu tohumlardan yine aldığınız gibi bize veya Ata Tohum Merkezi'ne hediye etmenizdir. Ki buradaki bizim istediğimiz bu tohumların sürekliliğinin sağlanması. Çünkü sağlıklı beslenmemiz gerekir. Sağlam kafa sağlam vücutta olur. Buradaki sağlam kafadaki düşüncemiz sağlam düşünce demektir. O yüzden bu ata tohumlarımızın sürekliliğini sağlamak adına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. 392 tane bugün kayıtlı olan tohum var. Biz bu tohumların Ayşe Hanım'la birlikte 175 tanesine yakınını hediyemiz oldu çeşit olarak. Bugün de yine bu torbamızın, çantamızın içerisindekilerde de yine bir epey bir 30 çeşite yakın olan var vereceğimiz. Bunlardan 4 tanesi çok özel tohumlar. Çorum Alaca Mor Soğanı, Ardahan Kavılca Buğdayı, Posof Buğdayı ve Posof Fasulyesi coğrafi işaret patenti alan ürünlerdir. Onlar da hediyemizdir. İnşallah Samsun topraklarına uyum sağlarlar başkanım. Biz yine patent vekili çalışan arkadaşımız Figen Konak Hanım'la birlikte Türkiye'nin neresinde hangi ürün için patent çalışması yapacaksa onlardan da inşallah buraya getirmeye devam edeceğiz. Bir kurumun altında bu tohumların emanet olarak saklanacak olmasından çok mutluyum. Bizler gerçekten sivil olarak belki gayret gösteriyoruz ama Sedna Başkanım'ı ayrıca tebrik ediyorum. Gönül vermiş ve bu konuda çok iyi. O yüzden gönüllü rahatlığıyla teslim ediyoruz. Çoğalacağını da biliyoruz. İyi ki varsınız. Yolumuzu açtınız. Yolumuz açık olsun diyorum tekrar. Aslında evet, masayı açıp okunacak şekilde. Çünkü kime ne gittiğini ben tek altından bakıştığım için fotoğraf. Kendi bizimkini mi? Tabii tabii. Tamam yaparız onu. Çünkü 100 çeşit var, 15'er çeşit verebiliyorum. Yani tamam. Ben kime ne gitti bilemiyorum. Tamam. Açıp. Bir tane elban atıyoruz. Ondan sonra bu elban geçiriyorum ben. Tam organik bal, baldan beraber açıyorum. Çekene ver, tamam. Tamam. Suyu da Gürzana Tepesi, suyundan Gürzana Tepesi'ndeki yerden alıyor. Oradan. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Hocam İza buradaydı, başkanım benim üretimim. Şu anda zaten belediyemiz de verdi üretime, değil mi başkanım? Sağımızda. Bu da üretime devam ediyor. Bu da şu 100 gramımızda 15 çeşit bitki olmuş şimdi. Biberiyeden tutun da aklınıza gelebilecek ada çayı, dağ çayı, sarı kantoron, ısırgan, hakiki sızma zeytinyağı, bundan sonra polen. Bayağı faydalı bir şey. Bu ikinci sürü etkiliyor, dizi ağrısı sorunları. Kireçten de yaşına bunu. Peki bunun şeyini aldın mısın da, krem yapma eğitimi aldın daha önce bir yerden? Yok almadım, ben kendim. Ne kadar? 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 Ne kadar?